Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri. Ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Soçi görüşmesinin ardından Ermenistan tarafı sınırda yine provokasyonlara devam ediyor. Ve geçen hafta Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan'ın Savunma Bakanlığı'ndan Ulusal Kanal'a yapılan açıklamaya göre sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan'ın askeri mevzilerinin olduğu noktalara yine ateş açtı. Ve gece yapılan saldırıda Azerbaycan'ın bir askeri Asif Aliyev şehit oldu. Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu. Savunma Bakanlığı gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi. Aslında Ermeni tarafının bu davranışını anlamak mümkün değil. Çünkü Rusya'da, Moskova ve Soçi'de anlaşmalar yapılıyor. Ancak Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan kendi ülkesine döner dönmez sınırda yine provokasyonlar tekrarlanıyor. Ve Azerbaycan'ın askeri mevzilerine ateş ediliyor. Aslında burada birkaç versiyon mümkündür. Ermenistan'daki siyasi kriz, siyasi otoriteler ve askeri liderlik arasındaki ilişkiyi de etkiliyor. Ve generaller Başbakan Nikol Paşinyan'a boyun eğmek istemiyor. Veya Başbakan Nikol Paşinyan Rusya ile Batı arasında ikili bir oyun oynamaya çalışıyor. Rusya'da Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü toplantısında varılan anlaşmaları ihlal ederek sanki Rusya'ya şantaj yapıyor. Moskova'nın arabuluculuk rolünü sorgulayan bu provokasyonların bir amacı var. Batı'yı bölgeye yeniden davet etmek ve Agit Minsk grubunun faaliyetlerine devam etmek. Nikol Paşinyan'ın bu riskli hamlelerle çok ileri gidemeyeceğini düşünebiliriz. Ermeni toplumu yine acı çekecek. Bu provokasyonlar sınırda büyük çaplı askeri operasyonlara, yeni bir savaşa yol açabilir. Ve Azerbaycan'ın terörle mücadele operasyonları bu sefer Ermenistan arazisine de geçebilir. Azerbaycan'ın hiçbir ülkenin topraklarında gözü yoktur ancak kendisine ait egemen topraklarına yönelik hain saldırıları da cevapsız bırakma niyetinde değildir. Geçen hafta Azerbaycan mine haritaları karşılığında gözaltındaki 10 Ermeni askeri Ermenistan'a teslim etti. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi İstihbarat Teşkilatı ülkede gözaltında bulunan 10 Ermeni askerin Ermenistan'a teslim edildiğini duyurdu. Servisten yapılan açıklamada teslim edilenlerin 16 Kasım'da yani bir ay bundan önce iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde provokasyon girişiminde bulunurken gözaltına alınan Ermeni askerler olduğu kaydedildi. Açıklamada Rusya'nın aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucu Ermenistan'ın da işgaldan kurtarılan Azerbaycan topraklarının mayın haritalarının verdiği bildirildi. Ermenistan daha önce de Azerbaycan'da gözaltında bulunan Ermenistan uyruklu 30 kişiye karşılık bir zamanlar işgal altında tuttuğu Füzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin, Adan'da döşediği 97 bin mayının haritalarını Azerbaycan'a teslim etmişti. Ve bu mayınlı alanlar Azerbaycan için sorun olarak kalıyor. 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın karşısında duran temel engellerden biri de mayınlı arazilerdir. Ermenistan tarafından alınan mayın haritaları ise doğru değil. Bu nedenle Ermenilerin kurtarılan topraklara gömdüğü o mayınlar hala can almaya devam ediyor. Ve geçen hafta Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu bu sefer iki Azerbaycanlı işçi hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu iki Azerbaycanlı inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Başsavcılığın açıklamasında hayatını kaybedenlerin Ermenistan işgalinin sonlandırılmasının ardından Şuşa şehrinde, Şuşa bölgesinde inşaat ve altyapı çalışmalarını yürüten firmalarının işçileri Orhan Hanatov ile Vüsal Bendeliyev olduğu belirtildi. Başsavcılık olayla ilgili ceza davası da açtı.
İkinci Qarabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermənistan'ın işğal döneminde döşediği 10 mayınların patlaması sonucu ne az ne çok 7'si asker, 36 Azerbaycanlı hayatını kaybetti. 109'u asker, 153 kişi ise yaralandı. Geçen hafta Uluslararası Adalet Divanı Ermənistan'dan Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılığı önlemesini istedi. Birleşmiş Milletler'e bağlı yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı Azerbaycan ve Ermənistan arasındaki ırk ayrımcılığı davalarından geçici tedbir kararlarını açıkladı. Divan Azerbaycan'ın açtığı davaya ilişkin tedbir kararında Ermənistan'ın Azerbaycanlılara yönelik bazı fiillerinin ırk ayrımcılığı sözleşmesinin çeşitli maddelerinin ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca Adalet Divanı Azerbaycanlılara karşı sosyal medyada yürütülen tehdit, hakaret ve karalama kampanyalarına dikkati çeken Azerbaycan heyetinin talebini dikkate alarak Ermənistan'dan Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılık yapmamasını talep etti. Ve divanın bu kararında Ermənistan'dan nefret suçu işleyen Ermenileri engellemesi gerektiği hatırlatıldı. Birleşik Milletler'in Adalet Divanı Ermənistan'ın davacı olduğu uyuşmazlığa ilişkin kararında ise Azerbaycan'dan Ermeni savaş esirlerinin güvenliğini sağlamasını, Ermeni esirlere yönelik ayrımcılığı engellemesini ve Ermenistan kültürüne ait eserleri korumasını da talep etti. Bu kararda Ermenistan'ın ateşkese rağmen Karabağ'da ve diğer Azerbaycan topraklarında toprak altına mayın döşemeye devam etmesine ilişkin herhangi bir tedbire hükmetmeyen divan iki ülkeye uyuşmazlığı ağırlaştırıcı davranışlardan kaçınmaları uyarısında bulundu. İki ülke arasındaki karşılıklı iki dava da Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması ve sonrasındaki süreçte ortaya çıkan ırk ayrımcılığı, nefret söylemleri ve ayrımcı muameleleri kapsıyor. Ermenistan'da aralarında bu ülkenin İçişleri Bakanlığı'nda bulunduğu çok sayıda kuruluş, sosyal medyada Azerbaycan'a ve Türkiye'ye, Türklere düşman olarak görenleri ve topraklarının iadesi için kampanya yürütenleri ödüllendiriyor maalesef. Azerbaycan tüm bu gerçekler hakkında uluslararası mahkemede dava açtı ve sonuç olarak mahkeme bu gerçekleri araştırdı ve Ermenistan'a tüm bunları engelleme yükümlülüğü getirdi. Birleşik Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın temel görevi kararların uygulanmaması durumunda Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunmaktır. Ve bu bağlamda Ermenistan divanın kararlarını uygulanmaması durumunda ciddi baskıyla karşı karşıya kalabilir. Bu kararların uygulanması için devletler üzerinde çok ciddi bir baskı oluyor. Birleşik Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını ele almak üzere 3 yargıçtan oluşan bir komite kuruldu. Kararların uygulanmaması durumunda bu husus dikkate alınacaktır. Ermenistan'ı mahkemenin kararını bir an önce uygulamaya çağırıyoruz. Ermenistan'da Türkiye'ye ve Azerbaycan'a, Türklere karşı nefret dolu çocuklar yetiştirilmekte. Bu geleceği ilgilendiren bir konudur aslında. Bu nedenle önlenmesi acilen gerekir. Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler yeniden gündemde. Ve geçen hafta KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın açıklamaları Azerbaycan medyasında geniş yer buldu. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulması için ilk adım çoktan atıldı diyebiliriz. Ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın basın toplantısında dile getirdiği görüşler bunu bir kez daha doğruluyor. Ersin Tatar yakın zamanda Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Azerbaycan'ı Fahri Doktor olarak ziyaret etmek istiyorum. Ve bu dileğim Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de iletildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Azerbaycan'dan bir grup medya temsilcisini video formatında kabul ederken bu görüşlerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev şu anda bu konu üzerinde çalışıyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Azerbaycan ile ilgili konuları yakından takip ettiklerini belirterek Karabağ'daki zaferden de bahsetti. Azerbaycan bizim kardeş devletimizdir. Karabağ'daki zafer bizim de zaferimizdir. Kuzey Kıbrıs Türkleri de sizin gibi soykırımların kurbanı olmuştur. Biz aynı milletin çocuklarıyız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dedi. Türkiye'nin Azerbaycan ile çok yakın ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, biz bir millet, üç devletiz. Karabağ'daki savaşta bile burada Azerbaycanlı kardeşlerimizin heyecanını yaşadık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kardeş ülke Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşadığı haksızlıklara, adaletsizliklere dikkati çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığının neden hala tanınmadığını da şöyle açıkladı. Kuzey Kıbrıs'ta 144 ülkeden öğrenciler okuyor. Siyasi anlamda tanınma şu anda mümkün görünmüyor. İlişkilerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye ve Azerbaycan'a teşekkür ediyorum. Çünkü sizin sevinciniz bizim sevincimizdir. Kimse onu durduramaz. Burada birçok Azerbaycanlı eğitim alıyor ve yaşıyor. Sizler bizim kardeşlerimizsiniz. Siyasi bir sorun olduğu için bizi tanımıyorlar. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Çok zeki insanlarımız var. Devletimizi güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tanıma daha sonra gelecek. Azerbaycan halkının sevgisini kazanmak için kardeş ülkeye gitmek istiyorum. Ben halkın seçilmiş lideriyim. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar söyledi. Aslında Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda Bakü'yü ziyaret etmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki ilişkiler gayri resmi olsa da gelecekte bu ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve resmi düzeye getirilmesi planlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugün Bakü'de bir temsilciliği faaliyet göstermektedir. Biz ona büyükelçilik diyoruz. Azerbaycan, Lefkoşa'da diasporanın temsilcisi olarak temsil edilmektedir. Dünyada Kuzey Kıbrıs'ı resmen tanıyan ikinci devletin Azerbaycan Cumhuriyeti olacağı da bir sır değil. Umarım o gün çok uzak değildir. Bunun için bizler de yıllar önceden seferber olduk. Sivil toplum temsilcisi olarak yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında ilişkilerin kurulmasında bir takım adımlar attık. Adaya ilk ayak bastığımızda Kuzey Kıbrıs'ın en büyük derneklerinden olan Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği ve onun başkanı Latif Akçay ile tanıştık. Latif Akçay ile bir işbirliği protokolü de imzaladık ve o günden sonra iki ülkenin sivil toplumları, dernekleri arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmek ve her iki ülkenin de yurt içinde ve yurt dışında haklarını savunmak için bir kutsal bir yola çıktık. AGİT, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türklerinin, Ada Türklerinin haklarını savunduk. Bu nedenle Avrupa'daki bazı dairelerin, özellikle de Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının baskılarıyla karşılaştık. These people have long been facing political, economic, cultural and social embargoes for many years. And these embargoes were applied by own Europe. The only reason is that they are Turks. Today I want to speak about the Turkish community of Cyprus. There are two de facto states in the island of Cyprus, and some of the economic, social and cultural rights of the Turks living in the island are not recognized, and the consequences of the long-term embargo policy are contrary to fundamental human rights. Ama bir an olsun yorulmadık. Çünkü merhum liderimiz Rauf Raif Denktaş'ın söylediği bir şiirin misraları hep kulaklarımızdaydı. Benim iki bayrağım var. Biri ana, birisi kız. Benim iki bayrağım var. İkisinin de bağrında namusumdur Ayla Yıldız. Biri Anamur'da grup, biri Girne'de şafaktır. Benim iki bayrağım var. Biri yurdumun tapusu, biri kan bedelim haktır. Biri damarlarımda kan, birisi alnımda aktır. Benim iki bayrağım var. Birisi gönül yarası, biri tükenmeyen aşktır. Biri dudaklarda dua, biri gözlerde amindir. Benim iki bayrağım var. Biri güneş kadar sıcak, biri ay gibi serindir. Biri yüreklerde sabır,
Biri yaşdır kipriklerde, benim iki bayrağım var, gölgesi üstüme düşer, pırıl pırıldır göklerde. Evet, Azerbaycan gündemini burada noktalayalım ve yeni haftada yeniden ulusal kanalda buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.